Evet sevgili dostlar, kıymetli aşık severler, Aşıklar Otağı programından herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bu haftadan itibaren sevgili dostlar, böyle bir program yapmayı uygun bulduk. Bilindiği gibi bir yıldan beridir pandemi olayı sebebiyle herhangi bir toplantımız olmuyor. Önceden her hafta Aşıklar Otağı'nda güzel programlarımız olurdu. Eşimiz, dostumuz, sanatseverler, aşıkseverler gelip bizleri dinlerdi. Biz de zevkle onların duygularına hitap ederdik. Ama inşallah bu musibet bir an önce insanlığın üzerinden kalkar da bizler de derinden bir nefes alır ve eski kaldığımız yerden geleneklerimizi, göreneklerimizi yaşayıp ve yaşatmaya devam ederiz. Pandemi süreci boyunca her hafta cumartesi akşamları saat 20-21.30 arası Aşıklar Otağı programıyla sizlerin huzurunda olacağım. Eğer toplantı yasakları kalkar da iş yerimizi yani Aşıklar Otağımızı açabilirsek ya da açtığımız günden ibaret bu canlı yayınları Aşıklar Otağı'ndan belki de haftada iki defa yapacağız. Ve bunun yanında sadece ben olmayacağım Aşıklar Otağı programında. Aşıklar Otağımız kısmet olursa açıldığı zaman diğer aşıklarımızı da her hafta bir, iki aşığımızı da konuk edeceğiz. Bilindiği gibi 4 yıl önce, bu yıl 4. yılına girdik. İstanbul Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde Aşıklar Otağı diye bir yer kurduk. Eşimize, dostumuza teşekkür ediyorum. Ancak bir yıldır Aşıklar Otağı kapalı. Ve buraya ciddi emek verdik. Ciddi emek veren dostlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Benim dışımda katkısı olan dostlarımız oldu. Özellikle sevgili Yakup Birdal ve diğer dostlarımız bu otağa çok emek verdiler. Böyle bir emeğin karşısında burayı kapatmayı da uygun bulmuyorum. Bir sıkıntımızı da ayrıca söyleyeyim. Belediyeye bu konuda müracaat ettim. Burası Küçükçekmece Halk Aşıkları Otağı ya da Aşıklar Derneği olarak devam etsin. En azından bizim kiramıza biraz destek olun. Ve otağın önüne de Küçükçekmece Halk Aşıkları Derneği ya da otağı ya da ne yazarsınız yazın ama bize biraz destek olun. Hiç olmasa diğer birkaç aşık da burada barınsın, geleneğimiz yeni yeni temsilciler kazansın. Ne yazık ki Sayın Belediye Başkanımızla görüştük. Ancak bu konuda kendilerinin bu işten anlamadığını söylediler. Biz de saygı duyduk. Kendimiz idare etmeye çalışıyoruz. Kendi imkanlarımızla bu Aşıklar Otağı'nı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde bana yurt içinden ve yurt dışından bu otağımızın kirasıyla ilgili katkısı olan bir iki dostum oldu. Onlara da ayrıca sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve buranın ağırlığı, yükü benim kendi üzerimde. Biz de hiç olmasa bu geleneği yaşatabilmek için, otağımızı da yaşatabilmek için
Haftada bir gün böyle bir programı uygun bulduk. Sağ olsun eşimize, dostumuza söylüyoruz. Sponsor alacağız haftada bir gün. Olursa olur, olmazsa da biz yine sponsor olsun veya olmasın programlarımızı devam ettireceğiz. Çünkü bir işi yapıyorsanız onun zorluğuna da göğüs germeniz lazım. En azından toplumun bu sıkıntılı dönemde bu gelenekten uzak kalmaması lazım diye düşünüyorum. Her hafta bir gün sizlere gönüllü 1,5 saat bir konser vereceğim inşallah. Yöremizin güzel türkülerini kendi eserlerimden, diğer üstadlardan eserler okuyacağım. Bu arada Azerbaycan'dan sevgili Çiçek Mahmut kızının selamını gördüm. Biz de kucak dolusu, yürek dolusu selamlarımızı gönderiyoruz ve Azerbaycanımızın haklı davasını, başarısını yürekten tebrik ediyoruz. İnşallah Karabağ'ımızda bu güzel programı bir de Karabağ'da yapacağız. Koçgöroğlu'nun klibini orada çekmeye niyetim var. İnşallah bu niyetim olur. Sevgili Ali Şair'i görüyorum. Tuncay Hamurcu'yu görüyorum. Ve yazan kardeşim sevgili Murat Koca'yı görüyorum. Bu dostlarımıza da buradan duyurumuzu bir kez daha yenileyelim. Haftada bir gün her birinizi bir programa sponsor olarak bekliyorum. Efendim, bu haftaki programımızın sponsoru çok değerli dostum. Aslında sponsor demeyeyim, yani aşıkları sürekli seven, tüm aşık arkadaşlarımıza sanata gönül veren, sanatı seven, yürekli, temiz, güzel bir dostumuz bu haftaki programımızın sponsoru oldu. Murathan Pul Civata Hırdavat ve Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Karahanlılar Dernek Başkanı sevgili dostum, sevgili kardeşim Halit Karahan bu akşam programımızın konuğu. Ben huzurlarınızda Halit Karahan'a da teşekkür ediyorum. Ali Şair'i bir kenara atmıyorum, onu not ediyorum bir kenara. Sürekli destekçimiz olan, sanatımızı yaşatmamızda bize katkılar olan, gönülden katkılar olan dostlarımızdan bir tanesidir. Ben programa başlamadan önce sizlerin hepinizden çok 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 özür diliyorum. İsimlerin tümünü okuyamam çünkü süre yetmeyecek biliyorum ama buradan takip ediyorum. Bu okuyacağım türküleri, bu akşamki programı her biriniz kendiniz için kabul edin lütfen. Ben sizlere bütün türküleri armağan ediyorum. Birazdan bir divan okuyacağım. Divan okuduktan sonra canlı yayında sevgili Halit Karahan'ı da göreceğiz umarım. Bir yerdeydi inşallah, yetişirse bana çağrı gönderirler. Buradan kabul ederim. Biraz da onunla sohbetimiz olur. Sevgili dostlar, okuyacağım türküleri tüm dostlarıma armağan ediyorum. Sürçülisan edersek affola diyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum efendim. Aşıklar Otağı programı başlıyor. Pandemi süreci bitince Aşıklar Otağımızdan yapacağız bu güzel programımızı. Saygılar sunuyorum. Divanımız 15 hece bir şiir çeşidimizdir, bir şiir kalıbımızdır. Divan toplum demektir.
aynı zamanda divan bir şiir kalıbımızdır. Divanda genelde aşıklar ilk programa başlarken bir divana ve bir usta malına müracaat ederler. Çünkü divanlarda hikmetli sözler olur. Bu divanımızda Şenlik Baba'dan hepinize armağan olsun. Hey aziz Allah aziz, Habibim sen, tabibim sen, ya Resul senden medet. Der dağlı fikri hayalim, uğraşır nereyle, tabipsiz dert çekireyim, dermansız yarayına. Ey arz eyleyip pirim deyin, geçsem öz mekanıma. Elə mənzilim bin yıllık yoldur, tükənmir bir aynan, aman aman. Yaralı gönül aman aman. Deli gönül abdal olup dünyayı bir bağ bilir, haber alsan secerini butağ ba butağ bilir. Ey kefikin ondan yarattı gafil azım dağ bilir. Elə yeddin ilgın ser güçeyi dolanır sırayına. Aman aman, yaralı gönül aman aman. Deyir sefil şenli arşa çıksan gene hak yudar seni, Azrail düşüp peşine da gimel güder seni. Bir gün olur akıbeti dal geddin budar senin. Elə felek de hoş geçin. Ben baktı kara inana, aman aman, yaralı gönül aman aman. Adele felehde hoş geçin, ben baktı kara inana, aman ölürüm. Ayda ölürüm, ceyran ölürüm. Elə fələkdə xoş keçinir, mən baxdı qarayınam. Üstadı
rahmetle anıyoruz. Tüm dostlarımıza bir kez daha selamlarımızı gönderiyoruz. Halit Karahan dostumuz bağlanabilirse. Halit Karahan, sevgili dostum bağlanabilecek mi? Eğer bana istek gönderirseniz kabul edeceğim sizi Halit Bey. Halit Bey bana yazabilir misiniz? Katılabilecek misiniz? Peki ben şu anda bir sıkıntı var sanırım. Katılamıyor Halit Karahan. Halit Bey katılabilme imkanınız var mı? Bana yazabilir misiniz? Ben bir deneyeyim bakalım. Peki bir de bir tezini okuyayım madem aşıklığın özünü işliyoruz. O zaman bir de bir divanın peşine bir tezini okumasak yazık olur. Daha sonra diğer türkülerimize başlayacağız. Seste bir sıkıntı yoktur umarım. Görüntüde seste eğer varsa bana yazabilirsiniz. Ah hele yar ey dedim gönül söz kanana söz danış söz gammaz ey söz desen de yüz gamma. Değil dedim gönül söz kanana söz danış söz gammaz ey söz desen de yüz gammaz. Ben aşığım yüz gammaz, elli gammaz, yüz gammaz, halay çeker bir barda yüz utanmaz, yüz gammaz. Ele kanan kan yatırar ey gammaz kan döker, ha bir kanan ey kurban olsun yüz gammaz, aman yüz gammaz. Ele kanan kan yatırar ey gammaz kan döker. Ya Leyla Leyla kurbanın olum ben bunun olayım. Abele bir kanana ey kurban olsun yüz gammaz ele yüz gammaz. Cana da cana da
Ben aşığım cana da can de gelim cana da gemin batsa deryada can kurtarır cana da. Ele kadir kıymet ey bilenlere can ada. Hal bilmezen ey soy derini yüz kan. Mazal ele yüz kan. Mazal. Ele kadir kıymet ey bilenlere can ada. Ya Leyla Leyla. Kurbanın olum, ben kulun oluyum. Abelen asılsız eney soy darini yüz kalmaz ele yüz kalmaz ey. Ben aşığım derdine, dert karışsın derdine, yar vefasız gül solgun dermedine derdine. Böyle hal bilenler ey derman olan derdine, hal bilmez seni gem gönlünde yüz kan, mazal ele yüz kan, mazal. Ele hal bilenler ey derman olar derdine. Ya Mevla Mevla ey kurban olum. Ben kulun oluyum. Bele hal bilmezsen ey gem gönülde yüz kalmaz ele yüz kalmaz. Evet sevgili dostlar, bu aşıklık sanatının en önemli divan tecinis örneğinden bir tanesiydi. Bu arada sevgili Emrah Neroğlu'nu, aşık Emrah Neroğlu'nun yazısını gördüm biraz önce. Aşık Günay Yıldız'ın aşık, bir aşık dostum daha vardı Ankara'dan. Kim yazmıştı onu tam göremedim bir daha. Yazarsa tekrar okuyacağım. Rıfat Karakaya selamlarımı gönderiyorum. Muhammed Taşdemir selamlarımı gönderiyorum. Mehmet Güven ve bizleri izleyen tüm dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Leyla, Ayça, Beşir Yıldırım, sevgili dostlar. Cemal Kara, Muhammed Taşdemir demin de okumuştum. Dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum. İnanın çok 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 var. Bunları daha sonra kendim ayrıca okuyacağım zaten bu yorumları, bu istekleri. Tahsin Yıldırım, Kurmay Erdem, Zübeyde Akın, Özgür Karahan, Karahanlı oğlu bir Ocakzade bu. Rahmetli Aşık Şenlik babanın Karahanlılarla ilgili, Karahan soyuyla, aşiretiyle ilgili yazdığı güzel bir eserdir. İnşallah öyle bir çalışmamız da olacak, onu da söyleyeyim. Halit Karahan bana bir yazabilirse, katılamıyorsa, ben bütün türkülerimi Halit Karahan, Karahanlılar Derneği'ne ve sevgili sponsorumuz Halit Karahan'a da armağan edeceğim. Evet,
Geri Dön diye bir türkü okuyacağım. İnanın çok çok özledim. Hem düğünlerimizi, hem düğünlerimizdeki o güzel toplantıları, gecelerimizi, toplantılarımızı, bunları çok özledim. Eminim ki sizler de özlediniz. Faruk Erdoğan, sevgili kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Murat Güneş kardeşimize selam gönderiyorum. Bahattin Tahru dostumuza selam gönderiyorum. Halit Karahan hocam katılamıyorum. Benim link gönderme şansım yok Facebook'ta. Siz oradan bana çağrı gönderirseniz ben ancak sizi şu iki kişilik bir işaret var burada. Bundan çağrı gönderebilirseniz ben sizi kabul edeceğim Halit Bey. Eğer olmuyorsa sağlık olsun. Ben sizin adınıza türküleri söyleyeceğim zaten. Maksut Bey Ali Şahir demiş. Maksut Bey ocağına düştüm. Aynı makamlar ile devam et. Özlem giderelim. Tamam başım üstte. Biraz sonra sevgili Ateş Dikmedaş'ın da istediği geçen günden bir türkü vardı. Onları da okuyacağım siz diye. Bu türkülerimize de devam edeceğim. Ama madem Ali Bey de istedi o zaman bir de bir zarıncı söyleyeyim bunun peşine. Daha sonra bu Geri Dön adlı külerimizden okuyacağım. Kesildi nişanem, azizim ya doldu vatanım. Ay gözden itti bizim yerin dağların aman. Çünkü Leyli aman 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 yara. Çünkü Leyli'nin intizarı var candan. Afgan eylerse her sübhün çağların aman aman aman. Kimi gözler ayazın gözlerin kimi gözler bele kaşın kimi kaş olmaz gözlerin kimi gözler aman aman aman. Değir bele yakında menzilimiz ehlet taşı. Az ismimi yandıran aşka taşırdır ama ey ama ey ama. Bize bu ayrılık aman 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 yara. Hakkın işidir. Afeleh cüda saldı bizden ayrı sağlar yaman aman.
kime geldin? Ayazım kimin var kime geldin? Bele gurbet garip men garip men yazık kime geldim ama Latif Şah da vatayenim lan cüdadı. Atal dirin ilahi bari hüdadı ama ey aman aman. Feleh meni aman 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 aman. Feleh men etti icran tahta yağınam bu dadı. As oldu selbi sencerimin tağların ama ey aman. Gazan ağlar. Ayazım ad yanar gazan ağlar. Bele yo kabrimi yol üstte gaz. Gurbet elden ölenin kabrini kazanaklara bağlayayım. Ay görsem ağrım bakan maralı. Ay görsem ağrım bakan maralı. Her lan kimi nece cilveleni. Ey cilveleni. Kudretinden yaradı iftı yaradan. Ay kudretinden yaradı iftı yaradan. Kaşları kudretten sürmeleni. İftiney sürmeleni. Ay yer yer. Ay yer 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 dağlar lalası, kadama gelsin, karsın balayı, sineği çıldır balayı, sineği.
getirdin ömrümü. Tamam ay güzel adet. Evet, sevgili dostlar, nasıl gidiyor? Bir memnuniyetliğinizi ya da memnuniyetsizliğinizi görebilir miyim? Bir iki yazabilirseniz sevinirim. Halit Bey, sesini duyamıyorum. Bir yazar mısın bana? Evet, Remzi Aslan'ı görüyorum. Selamlarımı gönderiyorum Erkan Yaşar. Selamlarımı gönderiyorum İbrahim Yayıcı, Murat Koca, Ali Şair Varol, teşekkür ederim. Siz de var olun. Ferda Aktaş Eskişehir'den selamlarımı gönderiyorum Ferda Hanım. Teşekkür ediyorum. Seyit Sesi Güzel Londra'dan benim sanatçı dostum, aile dostum, değerli kardeşim. Çok selamlarımı gönderiyorum size. Eski milletvekilimiz Sayın Çetin Bilgir beyefendiyi görüyorum. Teşekkür ediyorum, çok güzel demiş. Sizlerin de gönlünüz çok güzel efendim, sağ olun. Gökalp Güngör. Alkan Atalay, teşekkür ediyorum. O sizlerin gönlünüzün, gözünüzün güzelliği. Burhan Yıldırım, Almanya'dan canım kardeşim benim. Sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Yine Çetin Bey, yüreğinize sağlık kardeşim demiş. Siz de sağ olun kıymetli vekilim, değerli dostumuz. Ayhan Aslan, var olun demiş, teşekkür ediyorum. Tabii bunları böyle hem sizlerin isimlerini zikretmek için hem de biraz nefeslenmek için bahane yapıyorum, bahane uyduruyorum. Deniz Birdal sevgili yeğenim, gözlerinden öpüyorum. Çok sağ ol sevgili Deniz. Yüksel Bingöl, selamlarımı gönderiyorum. Halit Karahan, Maksut Bey yayına katıl da davet bekliyorum demiş. Halit Bey, ben sizi davet edemiyorum. Sizin bana davet göndermeniz lazım ki ben kabul edebileyim. Bunu, çünkü ben buradan davet edemiyorum. Bir bak. Evet Halit Bey, size davet gönderdim Halit Bey. Umarım bağlanabilirsiniz. Davet gönderdim sevgili Halit Bey. Gördünüz mü daveti? Evet, ben yine bir türküyle daveti, türküyle devam edeyim. Halit Bey katılabilirse bağlanacağız. Ben davet gönderdim Halit Bey size. Ne diyoruz efendim? Bir geri dön. Geri dön türkümüzde geçmiş güzellikleri özlüyoruz, hatırlıyoruz. Demek ki ne kadar güzel günlerimiz, ne kadar o günler ne kadar çok önemliymiş. Bunların hiçbirisini şu anda yaşayamıyoruz. Dışarıda serbestçe, hürce gezip nefes almak, maskesiz ve sokağa çıkma yasaksız dönemler, İnsanın hürriyetinin elinde olması ne kadar güzelmiş sevgili dostlar. Kıymetini şimdi daha iyi anlayabiliyoruz.
O yüzden herkesin bir kez daha dikkatli olmasını diliyorum ben. Bu sosyal mesafeye dikkat edilmesini. Bu arada tüm sağlık çalışanlarımıza, sağlık ekiplerine kucak dolusu saygı, sevgi, selamlarımızı gönderiyoruz. Onlar çok emek ediyor, çok çalışıyorlar bu dönemde. Allah yardımcıları olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. İnşallah bu güzel günlerimizi yeniden yaşamak bizlere nasip olur sevgili dostlar. Geri dön diyelim bakalım. Sizlerin adına neye geri dön diyoruz? Tüm dostlara armağan olsun. Sohbet bitti, seslerimiz kısıldı, sazlarımız bir duvara asıldı. Sohbet bitti, seslerimiz kısıldı, sazlarımız duvarlardan asıldı. Meclislerden yare yoldaş kesildi, sazlı sözlü günlerimiz geri dön. Ah geri dön canım, geri dön, geri dön. Kurban oğlan geri dön, geri dön, geri dön. Ne olar geri dön, geri dön. Maksudum derdara düştü başımız, günü günden kötü gider işimiz. Zehir oldum ekmeğimiz, aşımız, tatlı tuzlu günlerimiz geri dön. Ah geri dön canım, geri dön, geri dön. Kurban oğlan geri dön, geri dön, geri dön. Ne olar geri dön, geri dön. Evet, maksudum der zehir oldu aşımız. Günü günden
Kötü gider işimiz, maksudumdur, dara düştü başımız, günü günden kötü gider işimiz. Zehir oldu ekmeğimiz, aşımız, tatlı tuzlu günlerimiz, geri dön. Hepinizin adına çağırıyoruz bu güzel günleri. İnşallah bu güzel günlere yeniden kavuşmak nasip olur sevgili dostlar. Hey insan yaranıp, insan adlanan, gel girme vebale insan ol, insan. Kibiri kendine marifet sanan, gel beri gel hele, insan ol, insan. Kaldır da başını çevrene bir bak, örnek al, enginleş, yüzün olsun ak. Serveti, şöhreti bir yana bırak. Her şeyden evvela insan ol, insan. Gel muhabbet ataşında pişelim. Sevgiyle, saygıyla kucaklaşalım. Gücümüz bir olsun, dağlar aşalım. Verelim el ele, insan ol. İnsan. Maksudum insanlık incedir ince. Her kişi ermeli engin bilince. İnsan bir hoş olur kendim bilince. Sultan olsam bile önce insan ol. İnsan diyoruz sevgili dostlar. Çünkü dünya kimseye kalmadı. Bize de kalmayacak. Bizden sonra gelenlere de kalmayacak. Ama bir hoş seda bırakabilirsek, herkes yaptığı iş dalında temiz, dürüst, güzel şeyler yaparsa kalıcı olan odur. Allah hepimizi güzellikler yapanlardan kılsın inşallah. Yine dostlarımıza sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Ey erenler, bana devri cihanda baki kalan tek bir insan gösterin. İşte bu demin okuduğum şiirin arkasına öyle güzel yakışacak ki bu eser. Bakalım burada ne anlatıyoruz. Armağan olsun tüm dostlara. Bu arada programın ilk başlarında Oktay Erdağ dostumuzun da gördüm, bilmiyorum şimdi burada var mı, izliyor mu? Selamlarımı gönderiyorum Oktay Bey'e de. Tüm dostlarımıza, Turgay Çetin dostumuz, Nuh Ali Berk dostumuz selamlarımızı gönderiyoruz. Ey erenler bana devri cihanda baki kalan tek bir insan gösterin. Erenler bana devri cihanda baki kalan tek bir insan gösterin. Evvelden ahire çarkı devranda hüküm süren bir Süleyman gösterin. Evvelden ahire çarkı devranda hüküm süren bir Süleyman gösterir.
Hekimler, tabipler, cerrahlar gelmiş. Nihayet onlar da çaresiz kalmış. Eflatun da ölmüş, Lokman da ölmüş. Kim bulmuş ölüme derman gösterir? Ah, Eflatun da ölmüş, Lokman da ölmüş. Kim bulmuş ölüme derman gösterir? Ey maksudum, coşma er meydanında, diz çökersin, tuş olursun sonunda. Bana vuslat günü ecel önünde, diz çökmeyen bir pehlivan gösterir. Ah, bana vuslat günü ecel önünde, diz çökmeyen bir pehlivan gösterir. Evet kıymetli dostlar, ey maksudum, coşma er meydanında, diz çökersin, tuş olursun sonunda, bana vuslat günü ecel önünde, diz çökmeyen bir pehlivan gösterin. Hani var mı öyle bir baba yiğit, var mı öyle bir pehlivan? O yüzden örnek almak lazım. O yüzden insan olmak lazım. Kıymet bilen tüm dostlara sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Başta da söylediğimiz gibi katılım canlı yayına bağlantı kuramadık. Ben de özür diliyorum. Halit Karahan, başta da söylediğim gibi Murat Han, Hırdavat ve Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Karahanlılar Dernek Başkanı, kıymetli dostum Halit Karahan bu akşamki programımızın sponsoru oldu. Hiç önemli değil, önemli olan sizlerle buluşmamızdır. Dediğim gibi sponsor olsun veya olmasın, her hafta bu programı yapmayı bir borç biliyorum, sanatım adına, kendim adına, Aşıklar Otağı adına ve sevgili dinleyicilerimiz de hiç olmasa haftada bir gün böyle yüz yüze görüşebiliriz. Hüseyin Şaşkın, ay canım doktorum benim, kıymetli Hüseyin Bey. Hüseyin Bey, İzmit Devlet Hastanesi başhekimimiz, doçent doktor, kalp cerrahi, değerli dostum. Hatta bugün de şair Abüzer dostumuzla birlikte otağımızı ziyarete gelmişti. Bugün de görüşmemiz oldu. O da kim bilir istiyor, kim bilir de okuyacağım. Bu yakınlarda onun bir eserini de bestelemiştim. Biraz sonra onu da okuyacağım. Madem kim bilir de tüm dostlarımıza okumuş olalım. Tüm dostlarımız, dostlarımızın içerisinde eminim ki yazıları çok fazla okuyamıyorum. Eminim bu türküyü isteyen dostlarımız da vardır. Kim bilir tüm dostlarımıza armağan ediyorum efendim.
Sinemdedir benim derdim dağlarım.
dağlarım. Ben gündüzler güler gece ağlarım. Benim neler çektiğimi kim öyle bir şey demiştik efendim. Evet. Sinemdedir benim derdim, dağlarım. Ben yaramı gizli sarar bağlarım. Ben gündüzler güler, gece ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir. Şükürler olsun Allah'ıma. Yaptığım sanatta Türk kültürüne çok güzel eserler kazandırdığımı düşünüyorum. Ve halen de devam ediyorum ömrümün sonuna kadar bu güzel eserleri gücümün yettiğince sizlere armağan edeceğim sevgili dostlar. Bu arada İngiltere'de Londra'da bulunan sevgili Ozan Mesacıoğlu, Taceddin dostum Seyit Bey ve kıymetli şairemiz Ayşe Hanım, orada bulunan tüm dostlarımıza, Kalender Kurt dostuma, Almanya'da bulunan Selçuk kardeşime kucak dolusu sevgi, saygı, selamlarımı gönderiyorum. Bakayım. Maksut Bey, Alekber adı güzel Maksut Bey, Macaristan'dan selam olsun. Ben Kars'ın Akyaka Sulakbahçe köyündenim. Alekber adı güzel. Alekber Bey, bizden de sizlere selam olsun. Macaristan'da ne işin var senin öyle? Gelen de hele bir aşıklar otağına gel Alekber Bey. Kurban olduğum. Güzel türküler göndereceğim. Hepinize armağan olsun. Halit Bey'e çok üzüldüm, katılamadı, bir türlü olmadı bu. İnşallah başka bir programı alacağım onu da. Evet, Hüseyin Hoca'dan bahsetmiştik. Hüseyin Hocamız, ünlü doçent doktor Hüseyin Şaşkın Bey, güzel bir şair aynı zamanda, çok iyi bir kalp cerrahı, kalp damar cerrahı ve aynı zamanda çok güzel bir şair. Ben onun yüreğinden öpüyorum ve bugün çok saygı duyduğum şiirlerini büyük bir hayranlıkla okuduğum, dinlediğim, takip ettiğim Abüzer şairimizle birlikte otağı ziyarete geldiler. Ayrıca ayaklarına sağlık, teşekkür ediyorum. Otağımızı onurlandırdılar. İnşallah bu pandemi geçtikten sonra güzel programlarda hep beraber olacağız inşallah. Sakine Aydın Hanım yazmış. Hüseyin Bey, çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlere sağlık ve sıhhat versin, ellerinizden hürmetle öpüyorum. Estağfurullah kıymetli hocam, yüreğinizden öpüyorum sizi. Bağdagül Yıldırım Hanım izliyor, Kürşat Oymak izliyor, selamlarımı gönderiyorum tüm Oymak ailesine. Ayrıca Dilek Deniz, Ayhan Bulut, Gencay Uray ve çok inanın yüzlerce SMS var. Şimdi Hüseyin Bey'in bu güzel eserini yeni besteledim, bunu da bir hafta filan oldu. Bana bir şey vermeye. Ruhumu süsleyen çiçeğim sensin. Ben senden razıyım, şikayetim yok. Derdimi dinleyen meleğim sensin. Ben senden razıyım, şikayetim yok. Çok hoşuma gitti, besteledim. Sizlere armağan ediyorum. Bundan sonra diğer sazımla diğer güzel türküler vereceğim.
süsleyen çiçeğim sensin. Ben senden razıyım, şikayetim yok. Derdimi dinleyen meleğim sensin. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Derdimi dinleyen meleğim sensin. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Gönlümde taht kuran gonca bir gülsün. Gönlümde taht kuran gonca bir gülsün. Bahçemde açılan, bahçemde açılan gonca bir gülsün. Gönlümde taht kuran gonca bir gülsün. Güle aşık olan dertli bir gülsün. Bahçemde menekşe nale sümbülsün. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Bahçemde açılan nale sümbülsün. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim sen yoksan bu alem karanlık mezar. Hani dünyadaki sürgünüm uzar. Bağ gülistan'a eylemem nazar. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Bağ gülistan'a eylemem nazar. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Cerrahi isterim, hakkım helal et. Cerrahi isterim, hakkım helal et. Karşına çıkmasın gamla gasale. Mevlam bağışlasın sihat selamet. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Mevlam bağışlasın sihat selamet. Ben senden razıyım, yar yar şikayetim yok. Sözler ezberimde değil, o yüzden ufak tefek bir karışıklık oldu, özür diliyorum.
Ayrıca bu da şanstandır. Evde boş yatarken bir yıldır çok özür dilerim. Çok iyiydim. Bu da hem sizin şansınıza hem de benim şansıma bugün üzerimde bir rahatsızlık var. Boğazımda bir kızcık var. İnşallah çok ilerlemez. Bizim sevgili Ateş Dikmetaş'ın bir isteği vardı. Evet, o dostumuzun bu isteğini de okuyalım. Leylisiz, bu kısa da bir özetini anlatmak istiyorum. Azerbaycan'ın Tuz şehrinin Azaplı köyü, yani rahmetli Azaplı Mikail'in doğduğu köyde bir genç, değerli bir gönül insanı aşık oluyor bir kıza, Leyli isminde bir kıza. Hani klasik bir şey var ya, derler ya işte, ya kız zengindir, oğlan yoksul, ya oğlan zengin, kız yoksul. Ama bu tam tersine, her ikisi de yoksul bir ailenin iki değerli genci. Birbirlerine aşık oluyorlar sevgili dostlar. Leyli Meftun'u ölesiye sever, Meftun da Leyli'yi. Kavuşmamak olacak ya. Ayrıca Almanya'dan sevgili kardeşim, asker arkadaşım, canım, ciğerim Haydar Kaya, Aydın Başak, kıymetli devrem, selamlarımı gönderiyorum her ikinize, tüm devrelerime. Kızın anası bir türlü razı olmaz. Kızın babası yok, anası var. Meftun'un bir sıcak su alabilir miyim? Meftun'un ise ne anası var ne babası. Köyün en yoksul delikanlısı. Ama sevgi, gönül, ferman dinlemiyor. Aşık olurlar birbirlerine. Kızın annesi mümkün değil. Ben yoksullukla yandım, kavruldum. Kızımı da yoksulluk içinde yakıp kavurmak istemiyorum der. Bir türlü razı gelmez Meftun'a vermeyi kızı. Meftun ise Leyli ile Meftun ise kavrulup yanmakta. En son çareyi kaçmakta bulurlar. El ele verirler iki sevgili. Meftun Leyli'yi kaçırır. Ama köyün ileri gelenlerini de araya salarak o gece kızın anası Leyli ile Meftun'u bulur. Onları aldatır. Der ki, söz veriyorum, Leyli'yi verin, bu gece eve götüreyim, sonra elçi gönderin, isteyin, vereceğim Leyli'dir. İnanırlar, Leyli'yi gerisin geri evlerine gönderir Meftun. Başka köyden hali vakti iyi olan zengin birisi oğluna istemekte Leyli'yi. Kızın anası hemen bir haberci gönderir. Gelsinler acil, Leyli'yi onun oğluna vereceğim diye. Ve Leyli'yi ağlata ağlata, sızlata sızlata, Meftun'dan habersiz gece ata bindirir, götürürler.
Sabah açılır, yüzümüze hayırlı sabahlar açılsın inşallah. Meftun, elçi göndermek için eşi dostu çevrede sözü geçenleri çağırırken, oho, ay bacayı çoktan gelmiş geçmiş. Derler ki Meftun, Leyli'yi falanca köye gelin ettiler. Geceyle götürdüler derken dünya Meftun'un başına yıkılır. Allah hiç kimseyi yoksullukla imtihan etmesin sevgili dostlar. Yokluk zordur. Yokluk ateşten gömlektir. Hepimiz yaşadık bu sıkıntıları. Yoksul olunca insanın kendi yakınındaki eli, günü, akrabası, dostu bile insana sırtını döner. Ama biraz elinde serveti varı olan kişiliğinin ne olduğuna bakmadan hemen onun yanında eşi, dostu, etrafı çoğalır bir bakarsınız. Bunu hepimiz yaşadık. Anadolu'da yaşamayan yoktur. Biz de yaşadık. Benim kendim de yaşadım. Bu yokluk yüzünden Meftun artık kimseye söz geçiremiyor. Zaten kızı alıp gitmişler. Meftun deliye döner. Artık mecnun olur, deli olur. Sevgilisini yitirdikten sonra aradan bir ay, bir buçuk ay, iki ay, üç ay geçtikten sonra Meftun bu derd ile yataklara düşer sevgili dostlar. Meftun öyle bir hale gelir ki Meftun'u doktora bile götüremiyorlar. Bir doktor getiriyorlar Meftun'un üzerine ki baksın neyi var, nesi var Meftun'un. Doktorun içeriye geldiğini görünce Meftun, benim söylediklerimi yazın yeter, benim dermanım ağzımdan çıkan bu sözlerdir. Bakalım Meftun ne söyler ve dilden dile, kulaktan kulağa, diyardan diyara Meftun'un bu güzel sözleri nasıl yayılır? Vekalet dini maksut feryadı yapsın hepinizin sağlığına topluyorum. İnsaf edin, az incidin siz beni. Bilin ki saya kalmaz yaraya leylisiz. Bilin ki saya kalmaz yaraya leylisiz. Sizin kimi yüz bin hekim yığılsa, sizin kimine yüz bin hekim yığılsa, tapılmaz derdime çare leylisiz. Tapılmaz derdime çare Leyli siz Leyli canım ay Leyli sonam ay Leyli canım.
Habele beyli garıya düşen de her dem değil garıya yadıma düşen de her dem kuşum gedey ahlım oynuyor serden kuşum gedey ahlım oynuyor serden Sen yetiş dayadıma ey şayah merdan Sen yetiş dayadıma ya şayah merdan Bağrım oldu pare pare leylisiz Bağrım oldu pare pare Ölürem aileyli canım aileyli sonam aileyli canım. Düşmüşem bu yukbette dara
ne yüzsüz düşmüşem gurbette dara. Leylisizle yeyli bana mahile, yeyli sona mahile, yeyli canım. İsteklerin içerisinde bir de Koca Kartal vardı. Tüm dostlarımıza Koca Kartal'ı da armağan ederim. Çünkü ömre yok, vefa yok, vefa yok, vefa yok, vefa sevgili dostlarımız, programımızı böyle devam ettirdik. Saatimiz kaç? Evet, saat 21.30. Güzel bir türküyle bu akşam veda edeceğim sevgili dostlar. Çok 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 özür diliyorum hepinizden. Bu akşam biraz rahatsızladım son anda. Türküleri öksürmemek için zor kendimi tutuyorum. Öyle biraz verimsiz oldu. Bağışlayın. Biz bizeyiz. Yabancı yok aramızda zaten. Hepinize saygı, sevgi, selamlarımı gönderiyorum. Bir kez daha değerlerini yaşatıp yaygınlaştırmaya özen gösteren, değerlerine sahip çıkan tüm dostlarımıza, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aslında bu geleneği, bu değerleri yaşatmak bizlerin boynunun borcu. Bu bizim mesleğimizdir, sanatımızdır. Bu Türk kültürüne hizmet etmek bir onurdur aslında.
Biz de bu görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Ancak bazen tabii ki bu sıkıntılar içerisinde oluyor. Bunu da dostlarımızın sağ olsun teşekkür ediyorum her birine ayrı ayrı bizleri yalnız bırakmıyorlar. Bırakmamaları lazım çünkü bizler de onların değerlerini, kültürlerini yaşayıp ve yaşatmaya çalışıyoruz. Kimsenin zorunluluğu yok ama gönülen olması lazım diye düşünüyorum. Bu akşamki programımıza böylece veda ediyoruz. Bir daha söylüyorum, çok üzüldüm Halit Bey katılamadı. İnşallah onu bir gün Aşıklar Otağı'nda davet edeceğim. Kendisi yanımda olacak. Öyle güzel bir program yapacağız Halit Bey'le. Bu akşamki programımızın sponsoru başta da söylediğim gibi Murathan Pul Civata Hırdavat ve Sanayi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Karahanlar Dernek Başkanı Sayın Halit Karahan'dı. Yani önce Kars, tabii ki Kars, Ardahan, Iğdır değişen bir şey yok. Hepsi aynı bizim yerimiz. Ama şu anda Ardahan'a bağlı Çıldır ilçemizin Aşık Şenlik köyünden olan Halit Karahan'a teşekkür ediyorum. Tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizlerle övünüyorlar, bizler de onlarla övünüyoruz. Hatırla beni diye güzel bir türkümüzle bu akşam veda ediyorum. Sabri Yokuş yazmış, iyi yayınlar Maksut Bey. Teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Değerli ozanım, çok teşekkür ediyorum. Ateş Dikmetaş teşekkür ettiğini söylemiş. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yine cumartesi akşam saat 20-21 arası sizlerle olmayı ümit ediyorum. O güne dek hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun efendim. Sevirem çemende gül çiçeği, sevirem çemende gül çiçeği, gelende ilkbahar hatırla beni. Öpsün yanağından dağlar küleye. Öpsün yanağından dağlar küleye. Sen de ey güzel yar hatırla beni. Bağır ya da sal beni, ya da sal beni ay zalim, şirin hatirelerle hatırla beni. Var boylana her dem, boylana her dem, geçmiş hatirelerle hatırla beni. Fesiller ötüşüp geçtikçe zaman, vakt olur hayatta değişir insan. Ben sizin umudan değilim inan. Ben seni umudan değilim inan. Sen de ey güzel yar hatırla beni. Bağır ya da sal beni, ya da sal beni ay zalim, şirin hatirelerle hatırla beni. Bağır boylana her dem, boylana her dem, geçmiş hatirelerle hatırla beni ya.
halaydayım.